İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV1 ekranlarından yeni bir programla tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, programımızın ismini Önce İnsan, Öncü İnsan olarak koyduk. Zira günümüzün, devrimizin en büyük problemi insan problemi. İnsana değer ver ki insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir medeniyetin evlatları olarak maalesef son günlerde de insan onurunun ayaklar altına alındığı günleri yaşıyoruz. Biz de TV1 ekranlarında ideal insanı yetiştirme adına çalışmalar yapan öncü insanlarla programlar yapmaya başlıyoruz. Ve bugünkü programımız, ilk programımızın konuğu, Kayseri'de müzik eğitimi anlamında 38 yıldır çalışmalar yapan ve Kayseri'deki her türlü müzik organizasyonunun da emeği olan bir sanat insanını, müzik insanını davet ettik. Çok değerli hocam Namık Kemal Bilgin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam, sağ olun. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bu yeni yayın döneminizin ilk programına beni konuk almanız benim için onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Yazarlar Birliği çalışması içerisindeyken bile Kültür Müdürlüğü salonunda yapılan tüm hemen hemen müzikle ilgili çalışmalarda sizi ve sizin çalışmalarınızı gördük. Gerçekten Kayseri'de nitelikli programların içerisinde sizin emeğiniz var. Aynı zamanda bir eğitmensiniz. Öğrencilerin müzik eğitimi anlamında bir noktaya gelmesi için Büyükşehir Konservatuvarı'nda ve özel çalışmalarınızda çok kıymetli faaliyetlerinizi yakinen takip ediyoruz. Programımızın ismini Önce İnsan, Öncü İnsan olarak koyduk hocam. Çünkü popüler kültür çabuk tüketiyor. İnsanı çok meşgul ediyor. Geleceğe ve geleneğe kalacak çalışmaları maalesef çok da ön plana çıkaramıyoruz. Biz de programımızda şunu öncelemeye çalışıyoruz açıkçası. Bizim nitelikli insana ihtiyacımız var. Bizim sanat duyarlılığında olan, erdemli, ahlaklı, aynı zamanda üreten, sadece tüketmeyen ama üreten insana ihtiyacımız var. Bu da sadece maddi üretimle olmuyor malumunuz. Özellikle kültürel üretim, sanat üretimi, müzik üretimi, edebiyat üretimi bu anlamda çok önemli. Şehrimizde şu anda da kitap fuarı açık. Evet. 1 milyona yakın insanın gelmesi hedefleniyor. Tüm bunlar aslında nitelikli insanı yetiştirme çabaları. Bu anlamda sizin çalışmalarınız hakikaten bizi umutlandırıyor. Bizi daha nitelikli işler yapmaya yönlendiriyor. İsterseniz genel bir değerlendirme yapalım. Günümüzün nitelikli insanı, öncü insanı anlamında şöyle günümüzü değerlendirirsek nasıl başlayabiliriz? Şimdi günümüzü sanat açısından, kültür açısından tabii bir ülke genelinde değerlendirebiliriz. Onun özelinde de Kayseri genelinde de değerlendirebiliriz. İzin verirseniz şimdi bu Kayseri genelinde bizler biraz da kaynak kişiyiz aslında. Tabii. Geçmişten gelen o kültürü taşıyıcı insanların arasındayız. Öyle görüyoruz kendimizi. Zaten ben Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sesli bağlama sanatçısıyım. Mahalli sanatçıyım. Yani bu belgeyi bize Kültür Bakanlığı işte geleneksel müziğimiz, yerel anlamda oradaki yaptığımız çalışmalar nedeniyle verdi. Şimdi Kayseri'de işte 1850'li yıllar, 1900'lü yıllar arasında yapılan müzikler bizim yerel halk arasında böyle işte çok kınanan bir şeydi yani bağlama çalmak. Yani aralara böyle anekdotlar atmak istiyorum. Biz 1985 yılında konservatuvara giderken ben sazımı, bağlamamı un çuvalıyla götürüyordum. Çok ayıptı. Yani böyle elinize bir enstrüman alıp sokakta yürümek bundan 40 sene önce çok ayıptı. Dolayısıyla bu müzikleri genelde ecnebi derken Ermeni vatandaşlarımız falan onların arasında. Bunların arasından sivrilip gelen bizim kaynak olarak aldığımız zaten TRT'deki birçok Kayseri türküsünün kaynağı da emmi dediğimiz Mehmet Deli Haliloğlu. Mehmet Deli Haliloğlu'ndan sonra bu geleneği aktaran, TRT'ye aktaran şey vardır. Ahmet Gazi Ayhan vardır.
Ondan sonra, onun vefatından sonra Murat Kavuncu bu işi devam ettirdi. Sonra 1985 yılında konservatuvar kurulduğunda Murat Kavuncu da merhum o Emmi'den ve Ahmet Gazi Ayhan'dan aldığı kültürü, o ses kayıtlarıdır vesaire, onlar bize aktardı. Biz de aldığımız yerden devam ettirmeye çalışıyoruz. Kayseri'de geleneksel müziğin böyle bir yol haritası var. Kıymetli izleyiciler, Namık Kemal Hocam, Kültür Bakanlığı Mahalli Ses ve Bağlama Sanatçısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Koro Şefi, aynı zamanda bağlama eğitmeni, Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi. Bu vasıfların dışında aslında yaptığınız gerek konservatuvarda, gerekse özel okullarda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yaptığınız çok önemli çalışmalar var. Oraya geleceğiz ama isterseniz programımızın formatında öncü insanlarımızın yetiştiği sürece de bir göz atma var. Çünkü burada bir insan belli bir noktaya geldiyse bunun geri planında mutlaka onu besleyen ya da onu kamçılayan Çocukluğuna inelim diyorsun. çocukluğu. Yani Necip Fazıl'ın son halini çocukluğunu görmeden anlayamayız son haline bakarak. Ya Evet, da evet. işte Namık Kemal Bilgin çok küçük yaşta babasını kaybediyor. Eğitimini özellikle ilkokulu 2-3 değişik yerde almak durumunda kalıyor. Aynı zamanda eğitimiyle birlikte çalışma durumları söz konusu oluyor. Dayısının Vallahi yanında siz maşallah kalıyor. epey arasınız. Dolayısıyla isterseniz oradan başlayalım. Programımızda ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Emeksiz, zahmetsiz hiçbir şekilde rahmet olmuyor. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Hemen zirveye konmak ve hemen oradan konfor alanımızı genişletmek. Zaten şöyle hocam, sanatçıların biraz sıra dışılığı vardır, Doğru. takdir edersiniz. Ya şöyle, yetişti. Şimdi normal bir ailenin çocuğu işte o ilkokulu okuyor, ortaokul, lise, üniversite okuyor. Bir meslek sahibi oluyor, işe giriyor, evleniyor, hadi eyvallah. Ondan sonra o hayat devam ediyor. Biz öyle değil yani, çocukluğumuzun mutlaka etkisi var. Ben babam gurbetçi, ben aslen Sivas Kangal, Alacahanlıyım. Ama babam annemle evlendiği zaman şeyde, Tokat Almus Barajı'nda çalışıyormuş. Dolayısıyla benim doğum yerim Almus. Almus Barajı bittiğinde babam şeye geçiyor, Keban'a geçiyor. Elazığ Keban Barajı'na. Keban Barajı'nda çalışırken de iş kazası yapıyor. Ben tabii küçüğüm, 4 yaşındayım, hatırlamıyorum onları. Sonra uzun süre bir hasta yattı. Keban'da dayım da orada barajda çalışıyordu. Sonra dayımın yanında ben birkaç sene Keban'da kaldım. Sonra işte 1974 yılında Kayseri'ye geldik. Tam Kıbrıs Harbi olurken Kayseri'ye geldik. Şimdi işte oradan önce de bir babamın hasta yattığı dönemde Şarkışla'da bir ikamet durumu var. Dolayısıyla Şarkışla'da 2 kere 1. sınıf okudum. Ondan sonra Keban'a gittik. Orada 2 senenin içinde 2-3 tane öğretmen değiştirdik. Sonra buraya geldim, 2-3 tane ilkokul. İlkokulu 7 Yani ilkokul öğretmen 7-8 değişimiyle öğretmen değişti. Evet yani. tamamlamışsınız. Şunu demek istiyorum. Yani o hayatınızda yaşadığınız süreç, özellikle hakikaten çocukluğunuzda yaşadığınız şeyler unutulmuyor. O sizin hayatınıza yön de veriyor. Böyle işte Elazığ, Tokat, işte Sivas, Kayseri, böyle bir şey oldu. Bizde bir harmanlama oldu. O sosyal hayatınıza da yaşıyor, kişiliğinize de yansıyor. Kişiliğinize de yansıyor. Dolayısıyla bu sanatınıza da yansıyor. Bunu neden söylüyorum? Mesela ben konservatuvarda halk müziği koro şefi olduğum zaman, o zamanki bir hocamız dedi ki, ya repertuar seçerken Sivas'tan öbür tarafa gitme dedi. Eminim ki ben Sivas'ta olmasam Kayseri'den öbür tarafa gitme diyecekti. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben Elazığ'da yaşadım. Yani Harput müziği, Elazığ müziği, işte Urfa, özellikle Urfa Urfa'nın, müziği. Antep'in müziğini biz nasıl görmezden geliriz? O sıra geceleri nasıl görmezden? Hatta ben bir adım daha ileri götürüyorum. Ben Kültür Müdürlüğü'nün, işte Kültür Bakanlığı adına konserler yaptığım zaman, ben sıra geceleri türküsü konserleri yaptım koro ile.
Ayrıca Azerbaycan konseri verdiniz Azerbaycan tabii. türküleri konseri yaptım. Kerkük türküleri konseri yaptım. Yani işte Kerküklülere sorduğunuz zaman Urfalılar bizim yeğenimizdir veya dayımızdır. Öyle bir ilişki var. Ayrıca mesela çok ilginç. Ben Kerkük türküleri konseri yaptım. İstanbul'daki Kerkükler Federasyon Başkanı duymuş, işitmiş adam beni telefonla aradı, tebrik etti ki siz dedi Türkmen eline sahip çıkıyorsunuz diye. Bizim böyle müziğimizin, işte biraz önce bahsettim, Kayseri'de geleneksel müziğin bir akışı var ama bizim onun dışında ülke olarak, coğrafya olarak, hatta Türk milleti olarak çok büyük bir geçmişimiz var. Yani 3700 yıl önceki Orhun abidelerinde bizim bağlamanın resmi var. Tabii. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Demek ki bu bizim kültürümüzün olması olmazı. Tabii bizim geleneksel müziğimizde en önemli şey usta-çırak ilişkisi. Bu bugün de geçerli. Yani bir notayı elinize aldığınız zaman okuyorsunuz. Hiç unutmuyorum, işte konservatuvar ilk başladığım sene TRT bir sınav açtı. İşte uzun hava okuyacağım ben de. Gittim girdim. Yani kazanmak değil de o şeyi çok merak ediyorduk. O atmosfer var ya, işte sürekli radyodan, televizyondan o stüdyoları duyuyoruz, müzik dinliyoruz, oradaki sanatçıları. Hakikaten çok imreniyorduk yani, acaba nasıl bir yer falan. Öyle gittik, ben bir uzun hava oku dediler. Uzun hava okuyacağım, kimden dinledin dediler. Bu sözü hiç unutmam. Yani bu bizim müziğimizin, geleneksel müziğimizin usta-çırak ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zaten konservatuvarlar kurulmadan önce konservatuvar Kayseri'de 1985. 85'te kuruldu, evet. Türkiye geneline baktığımız zaman 50'li yıllardan sonra yaygınlaşması daha sonra. Ama çok müthiş bir müzik geleneği var. Yani bunun okulu halk, bugün okulu ustalar. Bu Bunun ben şöyle özür dilerim. Şöyle düşünün mesela Pir Sultan Abdal Karacaoğlan, yani Karacaoğlan 1508-1509 yılında yaşamış. Düşünsenize 500 yıl önce yaşamış bir ozanın söylediği türküyü, bir Karacaoğlan'ı, bir Pir Sultan Abdal'ı dinlediğiniz zaman bugün birebir anlıyorsunuz değil mi? tabii. Bu yani öyle çok sığ bir şeyimiz yok ki, kültürümüz yok ki bizim. Yani ne kadar derin bir geleneğimiz, müziğimiz var. Oradan anlarız yani en basitinden. Efendim özellikle tabii sizin Kayseri'ye gelme durumunuz var. Yine bir konserden bahsediyorsunuz üniversite yıllarında. Hani bir yarışmaya davet edilmişsiniz. Çok hoşuma gitti. Bu da işin Ya siz temizliği, cidden. saflığı diyelim. Şu anlamda hani şartname yok elinizde, gidiyorsunuz. Normalde 3-4 parçayla tamamlanacak bir türküyü siz 15 parçayla tamamladığınızı söylüyorsunuz. Aslında burada da ben şunu O olayı görüyorum. anlatmam lazım Evet, burada burada. da şu olayı görüyoruz. Hakikaten bir emek, bir amatör ruh ifadesini siz özellikle vurguluyorsunuz. Yani müziği ya da sanatı profesyonelliğe dönüştürdüğünüz oranda aslında samimiyetiniz azalıyor, etkiniz azalıyor. Hani Eskiden imkan da yoktu biliyor tabii. musunuz? Yani Yani o biz imkansızlıklar içerisinden siz isteyerek, arzu ederek, bir emek vererek, severek, sevdalanarak bu işin bir noktasına geldiniz. Orayı açalım yani isterseniz. ben mesela işte dedim ya konservatuvar 85'te açıldı. 1986 yılında o işte de bahsettiğim biraz önce TRT'nin sınavına gittiğimde bizim İhsan Öztürk abi var, Şarkışlalı Gazi Bey köyünden. Birçok türkünün derlemecisi. İşte Hacer Obası'nı, Engin Müsan'ı falan böyle Uğur'unu gelir dereden böyle Evet. önemli türkülerin, hatta şeyin de yani Kayseri'nin Kara Çadır ismi tutar diye bir türküsü var. Onun da derlemecisidir. Birkaç türküsü var Kayseri'den. İhsan Öztürk'ün dershanesine gidiyordum. Yani Ankara'ya gittiğim zaman o TRT'den ayrılmıştı o dönemde. Yani orada fotokopi makinesi bile yoktu. O kadar zordu ki bulmak. 3-5 tane notanın fotokopisini çektiriyorduk da getirip burada notayla ders anlatmaya çalışıyorduk. Yani imkan yoktu eskiden. Şimdi her şey kolaylaştı. O işte 1983'te Erciyes Üniversitesi'nde öğrenciyim. Muhasebe okuyoruz. Biliyorsunuz mali müşavirim. Şimdi üniversiteye yazı gelmiş. İşte bir
Türk Halk Müziği ses yarışması var. Rahmetli oldu. Fuat Yakut hocamız vardı. Belki hatırlarsınız bir ara hem üniversiteden hocam hem de GESİ'den belediye başkanı aday olmuştu. Evet. Fuat Yakut hocam da bir iki tane derlemesi vardı TRT'de. Müzikle ilgili. O ilgilendiği için ona vermişler o görevi. Biz şimdi koro kurduk. Çalışıyoruz. Yani elimizde ne şartname var, ne program var. Biz böyle bildiğiniz 15 tane türkülük bir konser hazırladık. Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktık. Ben şimdi seçici kurulu üyesiyim. Onun tekamül kursuna gittiğim için şimdi biliyoruz yani nasıl olduğunu ama o gün hiçbir şey yok. Böyle seçici kurulda 4 veya 6 kişi geldi. Şöyle birer koltuk aralık. Arkadaki sırayı boşalttılar. İşte bu işler böyle olur. Seyirciler yani birbirlerinin verdiği puanlar görülmesin diye. Dördüncü türkü bitti. Seçici kurulu dosyayı kaldırdı, oturdu, elini kulağına attı, bizi dinliyor. Türkü, konser bitene kadar da yaptılar, dinlediler. Sonra çantalarını aldılar, teşekkür ettiler, gittiler. Biz bekliyoruz ki acaba dereceye girdik mi falan. Sonra aradan birkaç yıl geçti, ben gittim. Türk Halk Müziği Seçici Kurulu Tekamül Kursu'na gittik. Mersin Akkum'da bir kursa gittik. Orada böyle ciddi ciddi hocalar gelmişler. Böyle hem ders anlatıyorlar hem yarışmaların şartnamelerini falan anlatıyorlar. Bir baktık ki biz yani yaptığımız işin o yarışmayla hiç alakası yok. O jüri ilginç konser yani. İzlemiş orada, dinlemiş. Ya evet. Onlar zaten dördüncü türküden sonra bıraktılar puanlamayı. Öyle bir şey yaşamıştık. Yani demek istediğim gerçekten hiç imkan yoktu. Ve çok da iyi işler çıktı hakikaten. Yani halk müziği adına biz divan edebiyatı, halk edebiyatı anlatımını yaparken hakim olan edebiyat, baskın olan edebiyat divan edebiyatı. Çünkü daha eğitimli insanların, daha saraya yakın insanların, daha yüksek zümrenin icra ettiği bir sanat. Halk müziği hep böyle ya gerçekten aşkın ateşiyle yanan insanların omuzunda ya da hani kalem ehli değil de biraz daha hal ehli insanlar üzerinden gitmiş. Tabii sanat müziği biliyorsunuz beste tarzı. Tabii. Ama halk müziği işte usta çırak ilişkisi. Ben bu sene Aşık Veysel'in köyüne gittim bir yazın. Orada işte bir arkadaşımız vardı, emekli öğretmen. Oradan bir Aşık Veysel ile ilgili bir hikaye duydum. Bunu bir yerde okumamıştım kitaplarda ama. Bu arada parantez içi söylüyorum. Buyurun. UNESCO bizim Kültür Bakanlığı ile birlikte 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etti. Ama maalesef ben birçok 5-6 tane projem iptal oldu. Çünkü bu 6 Şubat depremi her şeyimizi yani maalesef o kadar can kaybı, ekonomiye zarar, tabii kültüre sanata da. Bunu bir arada anlatmak istiyorum. Aşık Veysel diyorlar ki, Aşık Veysel zaten eski eğitim enstitülerinde bağlama dersi vermiş. Hoca olarak derslere girmiş. Yani eğitimsiz bir insan ama o günkü Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirmiş. Aşık Veysel diyorlar ki, ya üstad sen bir eğitim almadın. Yani bir eğitimin yok falan ama Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun. Şiirlerin çok güzel, oturaklı böyle. Hece ölçüsü falan hep her şey tam kıvamında. Bunu nasıl yapıyorsun dediği zaman Aşık Veysel diyor ki ben diyor konuşacağım zaman bir cümleyi beynimde pişiririm. Dilimde tadına bakarım. Eğer tatlıysa onu halka sunarım, söylerim. Tatlı değilse yutarım diye. Bu çok önemli. Yani işte bizim bu geleneksel müziğimiz de farklı bir şey var. Yani içtenlik var böyle. Doğru. Halkın kültürünü yani yansıtması açısından. Efendim özellikle tabii sizin sadece kendi konservatuara çalışmalarınız değil de Kayseri Barosu'nun, Vergi İdaresi'nin, Mali Müşavirler Odası'nın ve dahi bir sürü okulun koro çalışmalarında emeğinizin olduğunu, korolarını sizin kurduğunuzu öğreniyoruz.
Hani burada amatör bir bakış da var açıkçası. Yani günümüzde şöyle küçük de bir eleştiri yapalım. Küçücük bir konsere ya da konferansa bile çok büyük paralar isteyen sanatçılarımızı da burada ben anmak istiyorum. Anmak lazım. Çünkü bu tür çalışmalar ustaların fedakarlığıyla, ustaların gayretiyle, amatör ruhla olaya yaklaşmasıyla yaygınlaşıyor ya da etkisini buluyor. Siz niçin mesela işte okul çağırıyor, okula gidiyorsunuz. Herhangi bir işte sanat kuruluşu, derneği çağırıyor, orada etkinliğe katılıyorsunuz. Çünkü bir sürü alanda sizi ben açıkçası görüyorum. Yani buradaki bakışınızı ben merak ediyorum. Gençlerimize de belki örnek olur. Şimdi bizim Anadolu'da bir söz vardır. Çabalayanı çifte koşarlar. Biz biraz fazla çabalıyoruz galiba. Şimdi ben daha önce bu Erciyes Üniversitesi'nin zaten bu koro çalışmalarını işte konservatuvarla başladık. Ondan sonra işte Erciyes Üniversitesi'nin sağlık meslek lisesi vardı o zaman. Orada devam ettik. Sonra Erciyes Üniversitesi'nde ben bir koro kurdum. Bir müddet devam ettik. Sonra Mali Müşavirler Odası'nın korosunu 2010 yılında ben kurdum. Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bir korosunu yine biz kurduk. İşte Baro'nun bir korosu vardı. İşte zaman zaman farklı şefler çalışıyor. Bir dönem orada çalıştık. Yani o liseler arası mesela sağlık meslek liseler arasında ben 3 yıl falan şeflik yaptım. Orada bir Türkiye ikinciliğimiz var. Liseler arası. Böyle farklı korolar çalıştırdık. Şu anda da konservatuvarın Türk Halk Müziği korosu var. Onun dışında da yine ben kurdum. Türkiye'de kadınlar korosu yok. Yani çok az, böyle 3-5 tane var yok. Burada bir kadınlar korosu kurduk. Onlarla da böyle kadınlara özel işte anneleri gününde, Dünya Kadınlar Günü'nde konserler veriyoruz. Hatta güzel bir klip çektik onunla ilgili. Bunun yanı sıra belediyenin kuruluşları var. İşte bizim Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi var. Orada da yaşlılarımızla bir koromuz var. Haftada 2 gün çalışıyoruz. Böyle 70-80 yaşındaki amcalar, teyzeler, onlarla bir koromuz şu an devam ediyor. Yine bizim Kaymek, biliyorsunuz belediyenin bir kuruluşu. Evet. Kaymek'te bir gençlik koromuz var. Orada da gençlerimizle bu yıl 2 tane konser verdik. Hatta geçen o kitap fuarının olduğu gün ben 3. bir solo konser verdim orada. Yani çağrılan yere gidiyoruz. Yani böyle profesyoneliz diye de kendimize naza çekmenin bir anlamı yok. Demek ki bir ihtiyaç var. Öyle düşünüyoruz yani. Ve bu tavrınız çok kıymetli. Hakikaten yani günümüzde şu ikilemi de sanatçılar yaşıyor aslında. Yani ürettiğimin karşılığını hem madden hem manen alabiliyor muyum? Alıyorsam devam edeyim, alamıyorsam ya çok da uğraşmaya gerek yok gibi bir algı da var açıkçası. O çünkü tercih meselesi şimdi. Günümüzde her şeyi maddi tedavül eden bir sürü anlayış ortaya çıktı. Çok haksız değiller ama burada da hani birilerinin fedakarlık yapması ve pervane olması lazım diye düşünüyorum. Hakikaten bu anlamda vakıf insanı dediğimiz, kültür insanı dediğimiz bir sürü insan tanıyoruz. Yani nerede güzel bir çalışma varsa bakıyorsunuz emeğini ya da maddi durumunu esirgemeden orada. Ama çok büyük imkanlara sahip olduğu halde sadece kendine faydası olan, başka topluma, diğer insanlara faydası olmayan insanları da görüyoruz. Son tahlilde kalıcı olan da aslında bu amatör ruhla ve faydalı olma adına yapılan çalışmalar diye düşünüyorum. Zaten amatör ruhla düşünmezseniz hiçbir iş yapamazsınız. Yani maddi karşılık beklediğiniz zaman zaten çok bir iş yapmaz, mümkün değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani biz genelde işte kamu kurumlarında korolar çalıştırdık falan. İşte Kültür Bakanlığı'nın şey var, koro kurun diyor ama ödenek çıkartmıyor. Yani bu bir gerçek. Ben eleştiri için söylemiyorum. Gerçek nedir? Kültür Bakanlığı bünyesinde koro kuruyorum, çalıştırıyorum, ödeneği yok. O zaman ne oluyor? Oraya orayı çalıştıran da fedakarlıkla geliyor. İşte saz ekibi de fedakarlıkla geliyor. Yani şöyle bir şey yok aslında. Mesela sanatçılar bir konsere gidiyor ya. Diyorlar ki işte atıyorum
bu sene Kültür Bakanlığı Kültür Yolu diye bir projesi var. İşte orada gelen sanatçılar ödediği ücretleri de yazıyorlar. Paylaşıyorlar yani şeffaf. İşte falan sanatçı 400 bin, falan sanatçı 400 falan 300. Yani insanlar zannediyor ki bunlar her gün 400 bin lira, 300 bin lira, 100 bin lira para kazanıyor. Öyle bir şey de yok aslında. Yani sanatçıları eleştireceğimiz noktalar var ama eleştiremeyeceğimiz noktalar. Çünkü onun arkasında 10 tane saz ekibi. Bu adam her gün konsere gitmiyor. Senede belki bir gidiyor, iki gidiyor. Bir de doğal olaylar işte depremdi, tabii onlar yangındı. engelliyor En çok ki konserlerin iptal terör edilmesini. olayları mesela. Ben en son konservatuvarla konserimi, koroyla konserimi 24 Kasım 2022'de vermişim. İşte ondan sonra Şubat depremi bizim konservatuvarda 5 tane koromuz var. O Öğretmenler Günü konserinden sonra hiç konser yapamadık. Hiçbir etkinlik yapamadık. Çalışıyoruz boş, çalışıyoruz boş. Yani niye? İşte depremin etkisi var, işte terör olaylar oluyor. Şu an mesela ulusal yas ilan edildi, Gazze olayları var. Yani ben isterim ki şurada madem geleneksel müziğimiz, kültürümüz, sanatımızı konuşacağız. Şurada bağlamayla iki tane de türkü Doğru. seslendirmem lazım. Ama Ama işte güncel olaylar yani ona içimiz çok da müsaade kaldırmıyor. etmiyor Yani tabii. bunu maalesef yani bu işten en çok sanatçılar etkileniyor. Dolayısıyla şeyle birleştirirsek bu amatörlük, profesyonellik yani müzikle uğraşan insanların da şeye ihtiyacı var. Bir geçim kaynağına Tabii. ihtiyacı var. Hatta benim bir arkadaşım var. Ya dedi bu kadar plaket şey var dedi affedersin. Bu kadar programa gidiyorsun her yerde seni görüyoruz. Ücret alıyor musun dedi. Yok dedim biz plaket yiyoruz. Bunu her gördüğünde bana söyler. Doğru. Dolayısıyla yani insanlara geçim de lazım. Ha, belediyeler sağ olsunlar bizim ekiplerimize destek oluyorlar yani ücret konusunda. Onun dışında da yani şey oluyor yani kamu kurumlarının mesela talepleri oluyor. Hiçbir ödenek yok. Ben diyorum ki ben kendi adıma söz veriyorum ama başka ikinci bir kişiye söz Ya veriyorum. burada ince bir çizgi var aslında. Yani elbette bu insanlar bir şekilde desteklenecek ama hiç destek yok diye de bu alandan çekilmek de doğru değil. Benim Değil eleştirmek tabii yani. istediğim o. Söylediğinize aynen katılıyorum. Yani bu insanların da mutlaka normal bir standartta hayatlarını devam ettirmesi için emeklerinin karşılığını alması lazım. Ama bunun tüm çalışmaları beklentiye soktuğunuz zaman bu sefer hayal kırıklıkları ve üretimden kesilme, geri durma söz konusu oluyor. Efendim biraz önce sohbet oraya geldi aslında. Biliyorsunuz Filistin'de şu anda maalesef bir dram yaşanıyor, bir trajedi yaşanıyor. Maalesef. Geçen köşe yazımı yazarken bir araştırma durumu söz konusu oldu. Çok da bilmiyoruz aslında. Yani şu anda Filistin tarihiyle alakalı Osmanlı'nın o son döneminden itibaren ciddi bir bilgiye sahip olmadığımız gerçeği de ortada. 1880'li yıllarda Yahudi Kongresi düzenleniyor ve Tabii. Filistin'de bir devlet kurma hedefi orada konuyor. Abdülhamit Han cennet mekan buna müsaade etmiyor. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında müsaade edilmiyor ama 46-47'de İsrail orada bir gedik açıyor. Daha sonra 67 yılında Arap-İsrail Savaşı'yla oraya yerleşiyor ve maalesef o meşhur harita hani dönem dönem yeşil azalıyor, beyaz artıyor Filistin toprakları. Biz tabii ki şuna inanıyorduk hep. Batı medeni, Batı'da bir ortalama insan hakları anlayışı var, bir demokrasi anlayışı var, bir hukuk var. Savaşın hukuku var. İşte yani insan hakları, bırakın insan haklarını, hayvan haklarıyla ilgili çok önemli noktalara gelindi falan filan derken büyük bir balon olduğunu gördük aslında bunun. Size de bu arada bir şey Buyurun. hatırlatayım. Hatırlarsanız Kuzey Kutbu'nda 3 tane balina buzulların arasında kalmıştı. Dünya ayağa kalktı, buz kırıcı gemilerle gittiler 3 tane balinayı kurtarmak için. Yani o Filistin'deki ben bugün şeyden de paylaştım yani güncel rakam 4137 şehit var bugün işte öğlen itibariyle. Bunun 600 tanesi 3 yaşının altında çocuk. Evet. Yani vahşeti görüyor musunuz? Adam o 3 tane balinayı kurtaran insan, oradaki insana affedersin, hayvan muamelesi bile yapmıyor.
Yani bu anlayışın ben açıkçası bende ciddi bir kırılma oldu. Ben her şeye rağmen Avrupa'nın ortalama bir insan hakları anlayışı, ortalama bir insan yaşamına değer verme kültürünün geliştiğini düşünüyordum. Artık bendeki kanaat şu, sadece kendileri için, sadece kendi inanç gruplarına ve kültür grubuna ait olanlar için böyle bir anlayış var. Onun dışındaki insanlar için insan hakkı, savaş hukuku, çocuk hakları, hastanenin dokunulmazlığı, kilisenin, caminin dokunulmazlığı anlayışı yok. Birleşmiş Milletler'in etkisi milletler yok. Yok yani artık. İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiçbir etkinliği yok. Aslında burada şöyle bir ince kırılma noktası da olabilir yani. Şimdi bu İsrail Dışişleri Bakanı yani o tavrından Yahudi olmayanları insan gözüyle görmüyormuş gibi bir tavır sergiledi. Öyle olunca diğer Hristiyan, Katolik falan o camiada da bir şey var yani. Böyle cılız da olsa böyle bir tepki var. Ama siyasal anlamda maalesef şu anda hepsi varıp teslimiyetini ve İsrail'in emrinde olduğunu gösteriyor. Hocam burada çok özür dilerim. Ben şöyle düşünüyorum, özür dilerim üstadım. Artık özellikle Doğu toplumlarının da, özellikle Müslümanların, genelde Doğu toplumlarının artık bunu görmesi lazım. Yani Batı'dan size gelecek bir medeniyet yok. Bir zenginlik yok, bir konfor yok, bir hayat alanı yok. Yani hala tamam medeni olalım, onlar söylemese de biz insan haklarına saygılı olalım. Onlar söylemese de biz teknolojiyi geliştirelim. Zaten böyle bir hedefimiz, böyle bir inanç değerlerimiz var. İlim içinde de olsa gidin, arayın, bulun. Ama gelinen noktada Amerika'dan medet ummak, Fransa'dan merhamet dilenmek, İngiltere'den hoşgörü beklemenin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Artık biz de onurlu bir şekilde Doğu toplumları, işte Müslümanlar ya da daha sadece Müslümanlar için de Hindistan'da da aynı şey yaşanabilir. Bangladeş'te de Hindistan'da yaşanıyor zaten. Yaşanıyor da hala. Evet. Dolayısıyla maalesef bu anlamda bir evrilme, bir dönüşüm herhalde yaşanacak gibi zihinlerde. Yaşanması da lazım hocam. Şimdi rahmetli Erbakan Hoca yıllarca dedi ki Avrupa'nın sömürgeleri olmasa acından ölür diye böyle yıllarca söyledi. Herkes dalga geçti. İşte dış güçleri dedi, herkes dalga geçti. Bugün ben 20 yıl önce Afrika'da Türkiye'nin 7-8 tane şey vardı. Büyükelçiliği vardı. Biz ne yaptık? Yıllardır işte o TİKA falan bazı kuruluşlarla gittik, işte su kuyuları açtık. Bağış kampanyalar yaptık. Gıda yardımı yaptık. Kurban yardımı yaptık falan filan derken bugün herhalde ya 38 ya 40 o civarda bizim şeyimiz var. Buna ilk tepkiyi kim gösteriyor biliyor musunuz? Fransız medyası. Türkiye diyor Afrika'da Fransızları uzaklaştırıyor. Fransızlar karşı tavır alınıyor diyor ve geldiğimiz noktada işte görüyorsunuz. Şu an mesela İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Belçika'nın, yani ben Belçika'ya gittim. Küçücük bir ülke ama Afrika'da sömürgesi var. Yani ve Avrupa'da sosyal hakları en iyi ülke Belçika. Yani biz sanat konuşuyoruz ama sanatçının da bir olaya bakış açısı var. Ben o nedenle de girdim konuya. Mesela tarihimizi hiç bilmiyoruz. Evet. 1917'de İngilizler bugünkü Filistin'in olduğu yeri işgal etmişler. Yani bu aslında 48'den, 68'den değil, 1917'den başlamış. İşte insanlara diyorsun ki onlar da toprak sattı Filistinli. Filistin zaten işgal altında. Toprağı nereden bulmuş da nereden satacak? Yani en büyük sıkıntı şu anda bizim Türk insanının olaya yaklaşımına bir bakıyorum, ciddi bir ayrılma var. İşte sanat camiasında var. Böyle çok bilinmiş sanatçılar işte Filistinlilerin ataları toprak sattı diyor. Toprak sattıkları toprak işte resmi rakamlar 7%. O da ne olmuş? Adam belki yani çok özel olaylar. Onun dışında zaten işgal altında bir toprak, o Golan Tepeleri falan, yani çok derin, geniş bir konu aslında. Özellikle sanatçı duyarlılığı anlamında günümüzü değerlendirirsek, çok basit olaylarda gösteri yapan Türkiye'nin meşhur popüler sanatçılarının bu anlamda çok sessiz kaldıklarını görüyoruz.
Siz nasıl görüyorsunuz? Yani söylediğiniz gibi sanatçının duyarlılığı farklı, sanatçının tepkisi, desteği farklı. Daha etkili olur, daha toplumu yönlendirecek ya da onları heyecanlandıracak bir aksiyona da vesile olabilir. Günümüzde özelde tabii Kayseri'de bu anlamda bir sıkıntı büyük oranda yok ama ulusal anlamda ya da dünya çapında sanatçıların olaya yaklaşımlarını siz nasıl görüyorsunuz? Hocam bunu örneklemek lazım. Şimdi dünyada ekonomi ne üzerinden gidiyor? Altın üzerinden değil mi? Şimdi ben bu konuları çok inceledim. Bizim yani dünyanın tüm ülkelerinde ben çok belgesel de izledim. Madencilikte şöyle bir kural var. Madeni işletme ruhsatı alıyorsunuz. İşiniz bittiği zaman tekrar dolgu yapıp üstünü ağaçlandırıyorsunuz. Yani dünyanın en büyük maden firmaları da zaten Kanadalılar. Evet. Şimdi Kanadalı bir firma bir de ortalaması var. Yani %7, %8'ini o çıkarttığı ülkenin hazinesine veriyor. Şimdi Kanadalı bir firma geliyor maden yatağını tespit ediyor. Çünkü onlar çok böyle teknik konular. Kazma kürek çalışmıyorlar yani bu adamlar. Evet. O teknik donanıma sahip bir şirket geliyor buradan ihaleyle veya teklifle alıyor. İşte Kaz Dağları'nın orman olmayan bölgesinde mesela örnek vermek için söylüyorum. Orman vasfını kaybetmiş bir yerinde tuttular bir maden ocağı açtılar. Bizim o ünlü sanatçıların hepsi Kaz Dağları'na gitti eylem yaptı. Sonra bir baktık ki adamların Kaz Dağları'nda villalara çıktı. Doğru. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama hakikaten Kaz Dağları'nda villaları. Ya da zeytinliklerle ilgili. Ben biliyorum ki mesela zeytin, belli bir alanda bir zeytin ağacı kesildi ama bir kamu kurumu tarafından ama 1 milyon fidan, zeytin fidanı dikildi. Onu biliyorum yani konuyu. Ama orada bizim basının önde gelen gazetecilerinden birisi acayip böyle haberler yaptı falan. Sonra bir baktık ki adamın orada kaçak villası çıktı. Şimdi bu sanat dünyası yani şu yaşananlara tepkisiz kalmak, hani elimizden bir şey gelmiyorsa en azından kalben buğz tabii, etmemiz tabii. lazım. Yani bir açıklama yapmak çok, oradaki çocukları gündeme taşımak çok zor değil. Yani çok popüler bir televizyoncu muhtemelen karşılaşmışsınız. Adam dün diyor ki o Gazze'deki hastaneyi bombalayanın diyor İsrail olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Yani bunu senin gazetecin söylüyor veya sanatçı çıkıyor. Ben diyor İsrail'e savaşmaya gidiyorum diyor. Mesela ünlü bir sanatçı var. Linet. İsmi de söyleme her yerde. Yani Türkiye'de sen ünlü olmuşsun. Burada para kazanmışsın, servet yapmışsın, popüler olmuşsun. Ben diyor İsrail zaten Linet şey. Çifte vatandaş, hem Türk vatandaşı hem İsrail vatandaşı. Aynı zamanda İsrail ordusunun bir askeri. Yani yükünü burada tuttu, şimdi gitti orada Filistin'i çocuklara bomba atmaya gitti. Yani böyle bizim sanat camiasında böyle tepki, çok büyük bir tepkisizlik durumu var. Ya şu da hep söylenir, Cumhurbaşkanımız da ifade eder, sanat dünyasında, eğitimde çok başarılı değiliz. Aslında buna yönelik ciddi projelerin de olması gerektiği düşüncesindeyim Sayın Hocam. Yani Kayseri'de müzikle ilgili müzik geleneği oluşturacak birkaç tane Namık Kemal Bilgin yetiştirmek lazım. Ya da Türkiye'de sinema sektöründe, müzik sektöründe, tabii tiyatro sektöründe, özellikle moda sektöründe popüler olabilecek ya da olmuş ama aynı zamanda ülkesini, vatanını, milletini, değerlerini savunan insanları özellikle yetiştirmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Hakikaten bu anlamda 22 yılda her sene bir sanatçı yetiştirilse şu anda 22 başrol oyuncusu yetiştirilirdi. Bu da sanat dünyasının gündemini oluşturma adına yeterdi. Burada aslında herkes teşhisi yapıyor da bir türlü tedaviye geçilemiyor herhalde hocam. Ya şimdi her şeyin bir geçmişi var. Hani bunu yıl olarak hesaplıyoruz ama şimdi ben 1990 yılıydı galiba. Milli Eğitim'de derslere giriyordum. Bir okulun müzik derslerine. Ben bağlama sanatçısıyım. Yani müzik dersine girdiğim zaman bağlamamla giriyorum, enstrümanla giriyorum. Yani hiçbir hoca doğru düz enstrümanla girip de ders anlatmıyor yani, evet. Milli Eğitim'de. Müfettiş geldi. Milli Eğitim müfettişi. İşte müdür bey dedi ki hocam işte 3. 4. saat sene sınıfına girecekler. Neyse müfettişler geldi. Ben konuyu anlattım. Bağlamayla
işte solfejini yaptım, örnek verdim. Konuyla ilgili birkaç da türkü örneği verdim. Sonra çıktık teneffüse, o müfettişlerin başkanı beni çağırdı. Hocam dedi, dersimiz türkü dersi değil, müzik dersi dedi. Aynen böyle. Ben de üç tane kaynak kitaptan anlatıyorum dersi. Ben de kitapları müfettişin önüne koydum, o baş müfettişin. Hocam dedim, Elvis Presley'in 9-8'lik bir usuldeki enstrümantal eserini ben orta birinci sınıftaki öğrenciye nasıl anlatacağım dedim. Yani çocuk usulü bilmiyor, nota bilmiyor. Bir de müzik de bizim değil zaten dedim. Yani işte bu kaynak kitap, Milli Eğitim Bakanlığı şunu onaylamış mısınız? Onaylamış. E ben bunu nasıl anlatacağım dedim. Şimdi bizim Türk müziğinde, Batı müziğinde o kadar detay yok ama yani Türk müziğinde mesela usuller çok önemlidir. E ben bu 9-8'lik bir Elvis Presley'in enstrümantal eserini nasıl anlatacağım buradaki çocuğa dedim. Sen dedi Milli Eğitim'de olsaydın sana farklı davranırdım dedi. Hani sözleşmeli gidiyoruz ya. Ben de iyi ki değilim dedim. Ondan sonra Milli Eğitim'i hayatımı bitirdim. Yani diyeceğim bizim sıkıntımız bugünden değil, eskiden geliyor. Yani belki o günkü müfettiş ya 65'ini bekliyordur ya da emekli olmuştur muhtemelen. Yani bir de şimdi sizin yetiştirdiğiniz devamlılık da var ya. Ben şimdi bir öğrenci yetiştirdim diyelim. Ben işte 38 senedir şeydeyim, konservatuvardayım. Bunun 33-34 senesi hoca olarak, işte şef olarak geçti. Yetiştirdiğimiz öğrenci var. Bu öğrenci bizim etkimiz mutlaka oluyor. Yani bu her tabii sektörde yani böyle, eğitimde böyle. Yani bir kültürünün, geleneğinin oluşması lazım değil mi? Tabii hocam? Yani işte ben düzgünsem, orada yetişen adam da düzgün. Yoksa siz eğitimcisiniz, daha iyi hakimsiniz konuya. Yani bu bir devamlılık da var. Yani böyle hemen hani basit örnek verirler ya, işte çayı dökersiniz ama o şekerin tadı şey bardağın içinde kalır. Yani öyle bir şeyi hemen bir anda pat diye düzeltmek doğru değil. Ya da o gün doğru görülen şeyler bugün belki bize yanlış geliyor. O gün belki öyle doğruydu. Bir de şey, teknoloji çok gelişti. Sosyal medya gelişti. Yani ben mesela okullarda enstrüman derslerine giriyorum bazen ya da koro çalıştırıyorum. Çocuklar tatminsiz, hiçbir şeyi beğenmiyor. Diyorum ki evladım, akıllı tahta var. İstediğin zaman YouTube'dan video izleyebiliyorsun, ders izleyebiliyorsun. Biz tebeşir parası topluyorduk. Affedersiniz, tezekle okula gidiyorduk ya. Evet. Yani böyle bir nesliz. Yani şimdiki nesle bakıyorsun, tatminsiz bir nesil var. Hiçbir şey beğenilmiyor, hiçbir şey hak ettiği değeri görmüyor. Bu eğitim konusu zaten Türkiye'de, siz daha iyi bilirsiniz. En çok değişen bakan Milli Eğitim Bakanı değil mi? Şu anda Milli Eğitim Bakanımızın bizim de desteklediğimiz hakikaten önemli çalışmalar var. Sizin söylediğiniz o İnşallah. Öyle ne diyelim, çocuklarımızın ayakları yerden kesilmiş halini biraz daha normalleştirme adına. Tabii eğitim söylediğiniz gibi önemli. Şu anda gerek sınıfta kalma, sınıf tekrarı, gerek sınavların ortak yapılması falan. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın şu yeni dönemde hakikaten iyi çalışmaları, güzel çalışmaları var. Hocam özellikle programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Gençlerimizi müzikle nasıl buluşturacağız? Şu andaki gençlerimizin müziğe ilgisini, tabii konservatuvarda bir kanal, bir ekip, bir damar devam ediyor. Ama toplumun geneline ya da gençlerimizin geneline baktığımız zaman bu anlamda herhalde kat edeceğimiz daha çok yol var. Özellikle halk müziğine, tabii Batı menşeli müziğe daha fazla rağbetin olduğunu da açıkçası ulaşım görüyoruz. Ulaşım da kolay, Batı müziği işte nereye? Tabii. Tüm sosyal medyada, şurada. Bu anlamda siz mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Burada bir ifadeniz var. Her evde bir bağlama mutlaka olmalı. Evet. Aslında yani, her anne babanın da çocuğuna bir bağlama çaldırması ya da kendisinin bir bağlama çalması hayalidir, düşüncesidir. Bu anlamda tavsiyelerimiz neler olabilir? Ya şöyle, zaten biraz önce bahsettim. Bizim 3700 yıl önceki yazıtlarımızda bağlama var. Bağlama bizim kültürümüzde var. Şimdi bizim mesela burada Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, yani Kayseri il olarak özellikle bu konuda çok şanslı. Niye? Mesela bizim kış kursları, yeni kayıtları bitti. 1700 kişi öğrenci aldık şu an.
İşte 30 Ekim'de başlayacağız eğitime. Yaz kursları da 2300 kişi falan eğitim verdik biz yazın. Hem çocuklara hem yetişkinlere. Yani yıllık 5000 kişiye biz bir eğitim veriyoruz, hizmet veriyoruz. Tabii bizim Büyükşehir Belediye'miz veriyor bu hizmeti. Bizler de orada işte hoca olarak görev almaya çalışıyoruz. Ben şöyle diyorum, yani herhalde konservatuvar sayesinde 2000, en az 2000 kişinin evine bir enstrüman giriyor. Bunun yaygınlaşması lazım. Yoksa müzik gelişimi nasıldır? İşte devlet konservatuvarları çoğaldı. Halk eğitimlerde mesela belli bir dönem, o 90, 28 Şubat sürecinde falan ben şey vardı. Çok üzülürüm halen ona. Dernekler arası, halk eğitimler arası halk koro yarışmaları vardı. Her ilden en az 3 tane koro çıkardı. Yani 30 ile çarp 100 kişi. Saz ekibiyle bilmem ne yap. En az her ilden 150 kişi bir koro heyecanı yaşıyordu, konser heyecanı yaşıyordu, yarışma heyecanı yaşıyordu. İşte ilde kazandığınız zaman bir ilçe şeye gidiyorsunuz, başka bir ile bölge yarışmasına gidiyorsunuz. Orada başarılı olursanız final yarışmasına gidiyorsunuz. Böyle bir şey vardı. Yani halk müziği korolarında böyle bir aksiyon vardı. Belli bir süre sonra ismini söylemeyeyim, hiç ummadığım bir bakan mesela bunu kaldırdı. Yani bu o kadar büyük bir darbe vurdu ki bizim halk müziğinin şey yapmasına, ilerlemesine. Şey, yani bir neslin kültürü kesildi bir Doğru. yerde. Damarı kesildi. Şimdi konservatuvarlar zaten üniversite mesela, ben tabii eleştirmek için söylemiyorum ama bizim konservatuvarımız belediyenin özel konservatuvarı. Gerçi halk eğitime bağlıyız ama bir taraftan. Hiçbir üniversitenin halk müziği korosu yok. Niye? Öğrenci konser vermek zorunda değil ki. Ben üniversitede öğrenciyim diyor. Hocalar da bir koro kuralım diye, ben bunu bizzat gördüğüm için söylüyorum, koro kurmak istiyor. Bakıyor öğrenci gelmiyor. Öğrenci gelmiyorsa ne yapacağım, bana ne diyor. Böyle bir şey var. Yani devlet konservatuvarı olunca Türk halk müziğine çok büyük katkısı olmuyor ki. İçinden birkaç kişi böyle sivriliyor falan. Onun dışında Ama tabana yaymak lazım değil mi işte bunu hocam yani? tabana yaymak için Kültür Bakanlığı'nın bir projesi vardı bir ara. Zaman ne kadar kaldı bilmiyorum da. Bu devlet koroları bir kurulma çalışması varken, bu Maraşlı bir Kültür Bakanımız vardı, onun bir projesi vardı. Hatta bir genelge de yayınladılar ki kültürleri, yani tiyatroda dahil işte koroları şeylerde destekleyeceğiz dediler. Bulunduğu yerde, atıyorum işte Kayseri'ye geldiler mesela, 11 tane koro tespit ettik burada. İşte 2-3 tane de bizim tiyatro bölümümüz, diğer özel tiyatrolar, 3-5 tane tiyatro. Kültür Bakanlığı yerinde destekleme kararı aldı. Çok da güzel bir karardı. Yani burada İl Kültür Müdürlüğü'ne, korosuna bütçe vermiyorsun ama orada bir koro var. Bu koro, yani kursiyerler akşam çalışmaya geliyor. Bir bardak çay ikram et bari, değil mi? O proje sonra Bakan Bey değişince proje de değişti. Bizde sıkıntı şu, devamlılık yok devlette. Yani şu sorduğunuz sorunun esas şey bu. Devlette devamlılık yok. Yani bir bakan değiştiği zaman onun projeleri de değişiyor. Bir de şöyle bir, ben yani meslek hayatımda da böyle profesyonel yöneticilik yaptım. Bir yönetici değiştiği zaman yeni gelen yeni bir şey yapmak zorunda hissediyor. En azından masanın yerini niye değiştirmedin diyor. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Adam diyor ki ya yaşa... Ben de diyorum ki ya bunu zaten bir mimar yerleştirdi buraya. Niye değiştireyim? Hiçbir kurumda sırtınızı cama vermezsiniz makamda otururken. Bunu mimar yerleştirdi. Olsun diyor, hiç değişiklik yapmamışım diyor. O zaman Bu şeyde de bizim öyle ya. problemimiz biraz hangi alanda olursa olsun alanın kendi geleneğini oluşturmasına imkan vermiyoruz, fırsat vermiyoruz. Yani Devamlık yok. Yani o... bakana göre bunu da belki bir eleştiri olarak ifade etmek lazım. Yani yaşadığımız için Yani söylüyorum, yoksa ben... ülkenin ya da devletin bir politikasının olması lazım bu anlamda. Hakikaten çok sık Kesinlikle. değişen hem kaynak israfı da oluyor. Tabii ki. Yani bir dönem Sil baştan başka bir tabii şeye başlıyorsunuz. işte atölyeler yapılacak okullarda etkinlik falan filan dendi. Bir sürü çalışma yapıldı. İşte sık sık değişti bunlar. Söylediğiniz doğru. Yani müzik eğitimi özellikle müzikten hareketle
38 yıldır, 85'ten beri Büyükşehir Belediyesi'nin bir çizgisi oluştu. Çok da değişmiyor evet. aslında. Aslında yani, her kurumun bu çizgisini, kendi geleneğini oluşturarak, kendi değerlerini yetiştirerek ama niteliği de kaliteyi de sürekli artırarak devam ettirmesi gerekir diye düşünüyorum. Son yıllarda hakikaten müzikle alakalı gençlerimizin bir ilgisi var. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Türk halk müziğine de aslında bir ilgi var. Tabii var. Tabii. Özellikle Neşet Ertaş Üstad'ın rahmetle anıyoruz. Tabii kaybedilince biraz değerleri anlaşılıyor ama maalesef. Evet. Büyük insanlar vefat edince bile hizmet ediyor alanına. Ve buna benzer insanların... Hepimiz Neşet Ertaş'ın ekmeğini yiyoruz hala. Evet. Yani onları aşacak Aşık Mahsuni Şerif'in, Neşet Ertaş'ın, Aşık Veysel'in, Kazancı Bedi'nin adam... Tabii. Yani, Kazancı Bedi. Kazancı Bedi'nin Urfa yöresi, Aşık Veysel hakeza. Bu anlamda çocuklarımızı bilgisayara, dijital ortama teslim etmek yerine hakikaten her evde bir bağlama, bir gitar olması hocam, önemli. Kesinlikle. İşte onun için diyorum ki her eve bir enstrüman girsin. Yani bağlama olmasın da gitar olsun, keman olsun, ney olsun, mey olsun, ne olursa olsun ama bir enstrüman girsin. Neden? Ben şimdi bu özellikle genç korolarda mesela görüyorum, çalıştırdığımız çocuk koroları, gençlik koroları var. Derste bile elinden şeyi bırakmıyor. Telefonu çocukların elinden bıraktıramıyor. Yani öyle bir bağımlı olmuşlar ki. Onun için enstrüman şöyle bir özelliği var. Aldığın zaman işte çalacaksın. Çalacağın zaman şu telefonla uğraşamıyorsun. Tabii. Bir de bir şey üretmenin hazzını yaşayamıyor çocuklar. Yaşamadığı için sürekli hazır ürünleri tüketmek durumunda kalıyor hakikaten. Yani kendi çaldığı koroda bir çocuğun koro içinde veya solo olarak bir programda bir şarkı söylemesi, türkü söylemesi, hatta şiir okuması. Yani biz programlara çocuklara şiir veriyoruz. Sunucu görevini veriyoruz. Çocuklarda müthiş bir özgüven ortaya çıkıyor. O heyecanı yaşaması lazım. Tabii, özgüven tabii. yaşar. Tabii. Vallahi hocam ben öğrencilere şunu söylüyorum. Kendi yaşadığım şeyleri de anlatıyorum. Olaylardan da örnek veriyorum. Enstrüman çalan bir insan gittiği her toplumda bir farklı muamele görüyor. Ben çok gördüm. Mesela bir yere böyle ağır protokolün olduğu bir yere bir programa çağrıldım. Gittim. Yönetmen geliyor, oradaki protokoldeki en ağır adam kim? Onu kaldırıyor, ben oturtuyor. Niye? Kameranın bakış açısı var. Yani şurada bizi kameralar çekiyor değil mi? Tabii tabii. Yani sanatçının aslında değeri, kıymeti farklı. Yani gittiğiniz her yerde farklı muamele görüyorsunuz. Niye? Bir enstrüman çalıyorsunuz. Farklı bir özelliğiniz var. Onun için ben her insanın bir enstrüman çalmasından yanayım. Ve ben de öğrencilerime hem şunu söylüyorum. Akademik yönden zaten bir yarış içerisindesiniz. Burada diyelim ki 10 kişi tıp fakültesine gitti. Farkı nereden atacaksınız? Güzel bir saz çalmayla, güzel bir flüt ya da ney çalmayla, güzel bir şiir kitabı yazmayla farkı açacaksınız. Dolayısıyla hakikaten oyunu geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Amacımız insan yetiştirmek. Bu anlamda insanın da ihtiyaçları çok çeşitli. Sadece maddi ihtiyaçlar ya da yiyecek içecek gıda ihtiyacı değil. Müzik, sanat, eğlence, dinlenme, psikolojisini rahatlatma gibi bir sürü ihtiyaçları var. Bu anlamda biz müziği konuştuk bugün. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani hocam. Mesela bir Türk Birliği kuruldu değil mi bu siyasi olarak? Yani o kadar büyük bir fırsat ki. Mesela Azerbaycan'dır, işte Özbekistan'dır falan. Böyle kültür alışverişleri falan yapıldığı zaman bir ortak kültür böyle daha kendini bulacak. Yani biz Anadolu'da böyle yerden patates gibi bitmedik ya, edersiniz. Geldiğimiz bir şey var, coğrafya var. Oralarda da bağlama çalınmıyor ama dombra çalınıyor. İşte yani o dombranın bile Türkiye'ye ne kadar etkisi oldu. Değil mi? Kazak yani, bir sanatçının. Çünkü biz onu hemen özümsedik. Çünkü bizim öz sazımız. Tabii. Onun için özümsedik. Onun için yani şu an hakikaten kültürel anlamda çok büyük bir fırsat var. İşte mesela Kerkük'te Türkçe dışında dili yasakladılar. İşte Kerkük'lü sanatçılarımız var şeyde, Kültür Bakanlığı'nda istihdam ediliyor. Ama esas oral Kerkük'tür, Telafer'dir. Oralardaki müziklerle, müzisyenlerle ilişkilerimiz, Azerbaycan öyle, Özbekistan öyle. Yani
Burada çok güzel bir kültürel kaynaşmanın tam zamanı diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben hakikaten ilk konuk ettiğiniz için çok programımızdı ve teşekkür güzel ederim. bir Üstelik böyle ilk programa mahsus çağırdınız. söyleşi Ayrıca oldu. teşekkür ederim. Amacımız insanı öncelemek, nitelikli insanı yetiştirmek, vatanını, milletini seven, çift kanatlı kuşlar yetiştirmek. Bir yandan zaten akademik çalışmalarını çocuklarımız, gençlerimiz yapıyor ama bir yandan da değerlerini bilen, geçmişini bilen, atasını, ecdadını, dilini, kültürünü, müziğini bilen insanlar da yetiştirme amacındayız. Bu anlamda biz müzik boyutunu değerlendirdik bugün. Ve bu arada bizim evimizde de bir bağlama duruyor hocam çocuğumuz. oğlum Melik Gazi Belediyesi'nin yaz kursunda bu eğitimi almıştı. Bu anlamda biz bu tür imkanları veren başkanlara, Tabii belediyelerin katkısı. Kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani düşünsenize mesela bizim Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda 80-90 arası hoca görevi yapıyor. Yani ne 80-90 kadar güzel. Tane hoca istihdam ediyor, evet. Tabii. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza Dediğim sağlık. Gibi bu ilk programa beni konuk ettiniz. Ve müzikle ilgili çalışmalarınızda da biz başarılar diliyoruz. Hakikaten. Çok sağ olun. Ben şunu da söylemek Buyurun. İstiyorum. Şimdi biz zaten bu işleri amatör ruhla yapmazsanız olmaz. Biz de amatörüz aslında. Yani bizim çok bir özelliğimiz yok da yaptığımız işler güzel. Yani Neşet Ertaş zaten türküyü söylemiş. Biz sadece bunu diğer alttan gelen kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. İyi icra etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş güzel. Türkülerimiz güzel. İnşallah. Müziğimiz güzel. Ve ortam inşallah güzelleşir. Filistin'e i̇nşallah, barış gelir. İnşallah, biz de bir sonraki inşallah. Programımızda böyle sazla, sözle, türküyle, dizeyle programımızı devam ettiririz. Tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Önce İnsan, Önce İnsan programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programımızda yine insanımıza ve insanlığa hizmet eden konuklarımızla karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.